Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle waffle modelinden çalıştığımız güzel bir şapka modelimiz var. Şapkamız 1 3 yaş grubu için e, ideal ölçülerde. Tabi siz büyük ya da küçük örecekseniz 3 ve 3'ün katlarıyla dilediğiniz kadar büyülüp küçültebilirsiniz. Şapkamızı minik bir ayı yaparak süsledik ve tepesine bir tane küçük e, pompon yaptım. Dilerseniz Aynı maviden de yapabilirsiniz pomponu. Evet, şapkamızı örmeye başlamadan önce baş ölçülerini şu şekilde vermek istiyorum. Farklı yaş grubundaki örmek isteyen arkadaşlarımız için yardımcı olmak adına 0-3-6 aylık çocuklarımız için baş çevresinin 36 ile 43 santim olması gerekmekte. Ve şu gördüğümüz uzunluğun 13 ya da 15 santim olması gerekmekte. 0-6-12 ay ise 41-46 santim elinden bahsediyorum. Şöyle ölçtüğüm zaman ben 24 gelmişti. 24'ün diğer yanı da 48. Bakınız bir 3 yaş için 48 santim ve yukarıdan aşağıya da 20 santim uzunluğunda olması gerekmekte. 3 ve 10 yaş için 48-51 santim baş çevresinin olması gerekmekte ve uzunluğunun 22 santim olması gerekmekte. 10-16 yaş ise 53-56 santim eninin boyu ise 25 santim tamamlaması gerekmekte tabi daha uzun daha kısa ya da iki kat olarak kullandığınız zaman o farkı kendiniz ilave etmeniz gerekmekte yetişkin kadında ise 54-57 santim enimiz boyu ise 28 santim tabi yine kullanışa göre daha küçük ya da daha büyük olabilir yetişkin erkeklerde ise 58-61 santim enimiz boyu ise 28 santim Yeni doğan bebeklerimiz ise 33-36 santim. 12-14 santimde yukarıdan aşağıya doğru yüksekliğinin olması gerekiyor. Ya 12 yapacağız ya 14 yapacağız. Bebişlerimizin baş ölçüsüne göre ayarlamalarımızı yapalım. Evet bu şekilde ölçülerimizi de verdikten sonra kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım. Şapkamızı örmek için Ören Bayan Süper Baby ipini kullanıyorum ipim 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. İpimizin renk numarası 111 numaralı renge sahip ve 3.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Ee, ve zincirimi çekerek şapkamı örmeye başlamak istiyorum. İpimi içten çıkardım. İlk önce zincirimizi çekelim. Modelimizi hangi yaş grubu için öreceksek o kadar zincir çekmemiz gerekmekte. Ee, 3 ve 3'ün katlarını ayarlayarak baş ölçüsünü çektiğimiz zincirle öreceğimiz kişinin yaşı belli ise ona göre ayarlayabiliriz. Daha az zincir daha küçük yaş grubu demektir. Evet. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Buraya düğümümüzü sıkıca attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 84 tane zincirimi çekiyorum. 84 tane zincirimi çektim. Birin üzerine birinci zincirimi koyuyorum ve şu şekilde ölçmek istiyorum. Elimi kaldırıyorum. 40 santim zincirimizin uzunluğu. Şimdi yuvarlak olarak öreceğim için şöyle bir düzeltmesini yapıyorum. Zaten düzgün. Birinci zincirimle en son tığımdaki zincirimi birleştiriyorum ve çekiyorum birleştirdim şu anda 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincir ve yanındaki zincir yuvasına batarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk zincirime batıyorum. bir zincirimizin bakınız dilerseniz bir katı dilerseniz iki katını alarak trabzanlarımızı örmeye başlayalım 84 tane zincirimiz olsun modelimizi daha büyük ya da daha küçük başlayacak arkadaşlarımız 3 Üç ve 3'ün katlarıyla başlarlarsa modelleri tam denk gelir yani herhangi bir zorluk çekmeyiz Zincirimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı yerleştirerek örelim. 84 zincirimin üzerine trabzanlarımı 84 adet yerleştirdim. Ve şu şekilde hazır hale geldi. Şimdi örmeye başlayalım. Bakınız ilk e, trabzanımla son trabzanımı birleştiriyorum. 1-2-3. zincirin üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde geçiriyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum ikinci sıradaki trabzanımın yanından sağ yanından girip sol yanından çıkıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir sonraki gelen trabzanımın arkasından giriyorum içe batırıyorum tığımın başını çıkarıp Tekrar bir tane daha trabzan örüyorum. Burada lastik işlemimizi yapmaktayız. Tekrar yandan giriyorum. Sağ yandan bir trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı bakın arkadan şu şekilde arkadan giriyorum. Ve diğer yönünden batarak çıkıyorum. Ve bir tane trabzan örüyorum. Yandan sağ yandan girerek bir trabzan arkadan girerek bir tane trabzanımı örüyorum başını doluyorum sağ yandan trabzanımı örüyorum arkadan girerek trabzanımı kavrayarak bir tane daha trabzan örüyorum tekrar yandan ve arkadan alttaki düz olarak örmüş olduğumuz trabzanlarımızda bakınız lastik görüntüsünü girdi. Şimdi bir yandan bir arkadan örerek trabzanlarımızı tamamlayalım. Yandan olarak ördüğümüz trabzanlarımız dışa doğru kabartılı durmakta. Arkadan şu şekilde girdiğimiz trabzanlarımız ise İçe doğru çökük bir durumda görülmekte. Bakınız çökük olanlar arkadan dışa kabartılı olan trabzanlarımız ise yandan ördüğümüz trabzanlar. Şöyle görecek olursak bakınız. Şimdi başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim. İkinci sıramızı tamamladık. Bakınız iki tane sıra lastik görüntüsü oldu. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramıza başlayacağımız yerde bakınız zincirimizin olduğu yerin üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3 tığımın başını doluyorum biraz önce dışa kabartarak başlamıştık bakınız dışa kabartılı bir şekilde duran trabzanımızı yine yandan giriyorum kabartılı bir şekilde örüyorum tekrar başını doluyorum sıradaki trabzanımın ardından girerek örüyorum tekrar yandan bir sonrasını Ardından batarak örüyorum. Yandan giriyorum. Aşağıdaki sırada bir ters bir düz görüntüsünde olan lastiğimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bir yandan bir arkadan örerek istediğimiz ölçü gelene kadar lastik boyutumuzu tamamlayalım. 5 sıra bir ters bir düz örerek lastiğimizi tamamladım. İstediğim ölçü yeterli. Ölçüsüne bakalım. Ölçüsü ise 4,5 cm. Tam beş değil, 4 5 değil 4,5 cm uzunluğunda. Şimdi başlayacağımız sırada lastiğimizin üzerine bir sıra düz trabzan olarak dolaşalım. Sadece düz trabzan yandan ya da arkadan almıyoruz. Evet şimdi en son trabzanımızla ilk trabzanımızı birleştirerek örmeye başlayalım. Artık lastik kısmını bitirdik. Model kısmımıza geçişimizi yapıyorum. Geçişimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Sırası ile bu sırayı herhangi bir farklı işlem yapmadan sadece bütün trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzan örerek devam ediyorum. Bakın hepsine bir tane ikili trabzanımızı örelim. Devam ediyorum. Başlangıç yerimize kadar sadece trabzanlarımızı örerek gelelim. Bu şekilde dümdüz trabzan ne arkadan alalım ne yandan alalım. Sadece düz trabzanlarımızı başlangıç yerimizden dolaşarak yine bitiş noktamıza kadar örerek gelelim. Trabzanımızı örerek tamamladım. Bir sıramız tamamlandı. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızdan itibaren modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Şimdi ilk trabzanımızı zincir çekerek ördüm. Trabzanımı ardından bakınız şu şekilde ardından girerek itiyorum ve çekiyorum. 3 tane zincirim örüyorum. 2 ve 3. Yanındaki 2 tane trabzanımı birer birer örüyorum. 1 Bir ve 2. Sırasıyla bakınız. İkisini normal ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanı yandan girerek dışa kabartıyorum. Dışa kabarttığım trabzanımdan sonra iki sıra normal sırasının üzerine trabzanlarımı örüyorum. Bir ve iki. Tekrar iki trabzanımı düz ördükten sonra sıradaki trabzanı dışa doğru kabartıyorum. Bir tane trabzanımı kabarttıktan sonra iki tane düz örüyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Bir tane trabzanımızı arkadan ittirerek almıştık. İki tane trabzanımızı düz sırasında ördük. Üçüncü trabzanımızı yandan girerek kabartı, kabartılı bir şekilde ördüm. Ardından gelen iki trabzanı düz ördüm. Ve üçüncü trabzanımı tekrar kabarttım. Şimdi kabarttıktan sonraki trabzanımı iki tanesini düz olarak örüyorum. Bir ve iki. İki düz bir yandan kabartarak örüyorum. Bir tane trabzanımı yandan ördüm. Sıradaki iki trabzanımı bir ve iki düz olarak örüyorum. İki düzden sonra bir kabartılı 2 düz 1 2 2 düzden sonraki gelen yandan girerek kabartılı bir şekilde alıyorum tekrar 2 tane düzümü örüyorum 1 ve 2 2 düzden sonra bir tane kabartılı trabzan örüyorum yandan girerek bu sıradaki işlemimizi ilk kabartılı olarak başlamıştık 2 düz bir yandan kabarttık 2 düz bir yandan kabartılı 2 düz bir yandan 2 düz bir yandan olarak bu sıramızı tamamlayalım Şapkamızda iki sıramızı tamamladık lastiğimizden sonra bir sıra düz olarak ördük. İkinci sıramızda bir tane yandan kabartılı bir şekilde ve iki tane düz bir kabartı iki düz şeklinde ördük. Bakınız ilk kabartı başladık iki düz bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz şeklinde ördük. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramızda tığımı alıyorum. Yine buradaki bulunan trabzanımın üzerine ilk zincirlerden oluşturduğum trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bir önceki sırada üzerine düz olarak ördüğüm iki trabzanın ardından giriyorum bakınız ardından giriyorum birincisini örüyorum ve ikincisini ardından girerek örüyorum ve buradaki ilmeğimizin tam başlangıç yerini kabartıyoruz. Şimdi üçüncü ıı, trabzanımızı bir önceki sırada kabarttığımız trabzanımızı ise düz olarak örüyoruz. Sadece düz trabzan tepesine batıyoruz. Bir önceki sırada iki tane düz ördüğümüz trabzanımızı ise ardından giriyoruz. Trabzanımızı örüyoruz. İkinci trabzanımızı da aynı şekilde ardından giriyorum. Örüyorum. Düz trabzanlarımızı bu sıramızda ardından girerek örüyoruz. Bir önceki sırada kabarttığımız trabzanlarımızı ise düz olarak örüyoruz. Ve devam ediyorum. İki tane düz trabzanıma geldi. Ardından giriyorum. Bir ve ardından ikinci trabzanımı da giriyorum. İki şu şekilde bakınız şu kısım dışa doğru kabarmakta. Ve bir önceki sırada kabartılı olarak ördüğüm trabzanımı düz örüyorum. Bu sıramız oldukça kolay. Bir önceki sırayı takiple kabarttığımızı düz düz ördüklerimizi arkadan girerek şu şekilde bir çıkıntı oluşturuyoruz ve iki kabartının arasında çukur trabzanlarımız oluşmuş oluyor. Devam ediyorum. İki tane trabzanımdayım. Arkadan giriyorum ve ikisini de örüyorum. Üçüncü trabzanım kabartılı. Tepesine batıyorum. Düz. Aynen normal trabzan şekliyle örüyorum. Tekrar aradaki iki tane bir önceki sırada düz ördüğüm trabzanlarımın ardından girerek bir ve ardından girerek ikinciyi örüyorum. Sıradaki trabzanımı bir önce sırada kabarttığımı yandan aldığımı tepesine batarak düz örüyorum. Ve bu sıramı bakınız bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle yandan da gördüğümüz zaman modelimiz oluşmaya başlıyor. Bir tane düz kabarttığımızı düz olarak örüyoruz. İki tane e, trabzanımız ise ardından girerek örüp bu sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızın sonuna geldik. Bakınız modelimiz kendisini göstermeye başladı. Şimdi bu sıramızda e, kabartalılar ve e, bir önceki sıradaki arkadan aldığımız iki tane ilmeğimiz var. Bunu bir tane ve iki tane 1 2 bir 2 iki, bir, iki şeklinde ayıralım. Şimdi e, söylerken ayıralım. Şimdi başlangıç noktamızda ilk kabartı olarak başladığım yere geliyorum. Bakın tığımı şu şekilde ardından alarak örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra hemen gelen 2 trabzanımı düz olarak örüyorum 1, 2. Şimdi bu sıramızda 2 düz, bir yandan kabartı olarak örüyoruz. Tekrar 2 tane düz trabzanımı örüyorum 1, 2. Ve diğer sıradaki trabzanım kabartılı olarak gelen trabzanımı kabartılı olarak örüyorum. Yani yandan alıyorum. İki düz bir kabartı şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir de yandan giriyorum. Bakınız bu kabartılı bölüm. İlk başlangıç yerimizden itibaren aynen kabartı olarak devam edip tamamlanacak. Ilmeğimizi başladığımız ilk zincir çektiğimiz trabzanımızda kabartı. Bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. Evet modelimizde bakınız iyice belirginleşmeye başladı. İki tane düz bir kabartı, iki düz bir kabartı şeklinde ördük ve buradaki kutucuğumuzu tamamladık. Waffle kutumuzun ikincisi de tamamlanmış olacak. Şimdiki yaptığımız işlemle birini kapatıp bir diğer waffle'ımızı oluşturmaya başlayacağız. Şimdi yine geçiş noktamızdayız. Geçiş noktamızda ipim beyaz olduğu için e, biraz Görünmemesi konusunda yani görünmüyor diye tereddütlerim var ama buradaki kabartayı hep bitene kadar modelimiz kabartılı şeklinde öreceğiz. Birinci kabartılı, iki düz, bir kabartı, iki düz şeklindeydi. Bu kabartı şapkamızın sonuna kadar kabartı olarak devam edecek. Şimdi ilk geçiş noktamıza yine geliyorum, trabzanımı üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum bakınız bu kez direkt batıyorum 1 2 3 3 tane düz ördüm düz ördüğüm noktada 2 tane trabzanımı arkadan girdiğim zaman buradaki kabartılarımı düz örüyorum püf noktamız orası şimdi 2 tane trabzanımı ardından girerek örüyorum 1 ve 2 yeni bir waffle için Zeminimizi hazırlıyoruz. Bir diğer kutuyu kapatıyoruz. İki tane ardından girdim. Kabartılı olanı düz olarak örüyorum. Bir tane düz trabzan. İki arkadan girerek kabartı. Bir ve iki. Kabartılı ördüğümüz zaman buradaki bir öncesi sırada hep dışa doğru olan trabzanımı düz örüyorum. Ve diğer iki trabzanımı ardından girerek kabartılı olarak örüyorum. Yani e, içe çukur fakat şuradaki çizgileri oluşturuyoruz. Şöyle görüldüğü gibi. Şimdi bu sıramızda tıpkı buradaki sıramızda yaptığımız gibi bir tane trabzanımızı düz ikisini ardından alarak e, şu arada bir çıkıntımızı yani şu çizgimizi oluşturmaktayız. Ortadaki devam ede gelen bir trabzanımızı düz olarak örüyoruz bir düz iki ardından giriyoruz bir düz iki ardından girerek bu çizgimizi oluşturuyoruz ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakınız modelimiz kendisini çok güzel göstermeye başladı. Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet sıramızı yine tamamlayarak geldim. Bakınız bir tane kabartılı iki tane arkadan girerek ördük. Bir kabartı iki arkadan bir kabartı iki arkadan şekliyle ördük. Ve buradaki çizgimiz ortaya çıktı. Şimdiki öreceğimiz sırada ise yine başlangıç noktamızı şu şekilde arkadan girerek kabartılı bir şekilde alıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 2 tane arkadan alarak ördüğümüz trabzanımızı bakın şurada kabartısı çıkmıştı düz olarak örüyorum bir ve ikinci trabzanım normal düz trabzan olarak örüyorum ve sıradaki çizgi halinde devam eden üçüncü trabzanımı yandan girerek kabartılı bir şekilde getiriyorum tekrar iki tane düz ikili trabzanımı örüyorum bir iki ve yandaki aşağıdan sürekli gelen trabzanımı yine yandan kabartımı yapıyorum bakınız waffle'ım iyice ortaya çıktı çok da güzel görünmekte bir ve iki tane trabzanımı düz örüyorum ve hemen diğer trabzanımı yandan girerek kabartıyorum bu sıramızı 2 düz bir yandan kabartı 2 düz bir kabartı şöyle yandan girip kabartı şeklinde tamamlıyorum modelimiz bu şekilde birbirine tekrar ediyor bundan sonraki sıramızda yine bir tane düz örüyoruz iki tanesini arkadan girerek örüyoruz yani şuradaki çizgiyi oluşturduğumuz şekliyle öreceğiz onu da beraber başlayalım sonrasında istediğimiz ölçü gelene kadar devam ederiz Evet çok güzel şöyle bakınız Sıramızı şimdi bir tamamlayalım. Şapkam istediğim ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Şapkamızın bakınız geçiş yeri burası olmasına rağmen e, hiçbir şekilde diğer trabzanlarımdan bir farklılık göstermemekte. Aynen e, hepsi birbiriyle aynı dokunuşta. Şapkamızı istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. 21 santim şapkamın uzunluğu. 21 santim olduğu zaman üstünü artık kapatmaya başlayacağım. Şimdi enine bakmak istiyorum. Şapkamın eni de 24 santim. Şimdi e, artık şapkamızı tepe noktasına doğru kapamaya başlayalım. Şapkamızdaki ölçü özellikle şöyle çok önemli. Hangi yaş grubuna örüyorsak e, onun yaş e, kafasının büyüklüğünün ölçüsüne göre hem genişliği hem de uzunluğunu ona göre ayarlamamız gerekmekte. Ya da şu şekilde de kullanacaksa kullanacak kişi birazcık daha uzun örmemizde fayda var yukarıya doğru kullanımın şekline göre ölçümüzü birazcık daha uzatabiliriz şimdi zincirimi çektim bakınız iki tane zincirimi çektim ve burada görmüş olduğum trabzanın ardından girerek bir defa örüyorum ikinci kez çekmeden tığımda bekletiyorum diğerini aynı şekilde ardından giriyorum bir defa örüyorum çekmiyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanımı bir defa örüyorum. Diğer trabzanımın ardından giriyorum. Bir. Diğerinin de ardından giriyorum. İki. İkinci kez hepsini birlikte çekiyorum. Ve devam ediyorum. Her görmüş olduğumuz bir, iki, üç, bir kabarık, iki düzü aynı şekilde yapıyorum. Bir ördüm. Arkadan diğer iki trabzanımı örüyorum bir ve diğerini iki, hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Bir tane trabzanımı bir defa da örüyorum, öbür ikisini yan yana olan trabzanlarımı ardından giriyorum, bir defa örüyorum ve diğerine yine bir defa örüyorum. İkinci kez hepsiyle birlikte kapatıyorum ve bu şekilde kapatma işlemini başlatmış oluyorum. Evet sıramızın ucuna kadar örerek geldim. Şimdi yeniden başlangıç noktasındayım. Başlangıçtaki ilk trabzanımı ardından giriyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Şimdi tığımın başını doluyorum. Sırası ile bir devam ediyorum. İki ve üç. Üç tane trabzanı tek sefer aldım. Bir tane de zincirim vardı. Toplamda dört tane trabzanım var. Hepsini aynı anda kapatıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı tek sefer aldım ikincisini hep birlikte çekiyorum ve devam ediyorum 1 2 3 ve 4 tek sefer ördüm ikinci kez hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 ve 4 hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum 1 2 3 ve 4 kapatıyorum ve ilerliyorum 1 2 3 4 4 her 4 er çekerek tepe noktamıza kadar gelelim ve kapatma işlemimizi tamamlamış olalım şimdi devam ediyorum Evet şapkamızın tepe noktasını bu şekilde kapattık. Dolana dolana ördük ve dörder dörder aldığımız zaman çok çabuk bir şekilde kapadık. Şimdi bir tane pomponumuzu yapalım. Bir de kenar süslemesi çalışarak şapkamızı tamamlayalım. Şapkamızı tamamladıktan sonra bir de pomponumuzu ördük. Şimdi kenar kısmını sık iğne ile tığlamak istiyorum. Mavi rengimizle. Herhangi bir yerinden başlayalım. Düz yönden. Şöyle giriyorum hiç fark etmez nereden isterseniz bir tane batıyorum bakınız ve ilerliyorum batıyorum çekiyorum ilerliyorum sırası ile birer birer trabzanlarımın arasından girerek sık iğnemi örerek bir belirlilik ve renk katıyorum bakın bir tane sık iğne hemen yanındaki ve diğer trabzanımın her trabzanımın arasına birer tane sık iğnemizi örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Şöyle bakalım gayet güzel bakınız. Erkek çocuğu için düşündüğümüz için mavi renk uygun gördüm. Kız çocuklarımız için istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Erkek çocuklarımızla da tabii ki farklı renklerde de çalışabiliriz. Dilediğimiz rengi şapkamızın kenarında uygulayalım. Bir uçtan diğer uca kadar bütün kenarımıza sık iğne ile dolaşarak geldim. Şimdi başlangıçla bitiş noktasındayım. Hemen başlangıç noktamın üzerindeki yere giriyorum. İlk zincirin üzerine bakınız, batma yerine ipimi çekiyorum ve son ilmeğimin içinden geçirip bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve makasımda kesiyorum. Bu şekilde kenarı tamamlamış oluyoruz. İpimizi de gizleyeceğiz şu şekilde bakınız arkadan alıyoruz ve içe doğru geçirip gizleme işlemini yapıyoruz. Evet. Bu şekilde şapkamızın kenarı tamamlanmış oldu. Şimdi ayıcığımıza çalışalım. Ayıcığımızı örmek için sihirli halka yaparak başlayalım. Orta parmağımıza şu şekilde ipimizi alalım. Tabi çok farklı başlama yöntemleri var. Örgüde e, alternatifler her zaman için çok fazladır. Şimdi ipimin altından geçirdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra ipimin bakınız iki tane kısa olan ucuyla yuvarlak halkayı işaret parma orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bu halkanın içerisine Dilediğimiz sayıdaki trabzanımızı örmeye başlıyoruz. İkili trabzan şekliyle örelim. 1 2 Zincirimizle birlikte 3 olmuştu. Bakınız şimdi zincirimizde sayacak olursak 4 tane trabzanımız var. Devam ediyorum. Halkamı doldurarak trabzanlarımı birer birer ilave ediyorum. Ne kadar çok e, trabzan olursa ayımızın başının birazcık daha büyük olma olasılığını artırmaktayız. Tabi üzerine geçeceğimiz sıralar da ayımızın başının büyüklüğünü artıracak. Şimdi ipimi şöyle biraz alıyorum ki orada kalmasın. Çünkü bunu sıkıştırmakta kullanacağız. Saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Devam etmek istiyorum. 13 14 15 ve 16 hepsinde bu küçük ipimizi de mutlaka aşağıya alıyoruz 16 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bu kısa olan ipimi sıkıştırıyorum bakınız asılıyorum asılınca ortayı tamamen kapadım şimdi başlangıç ve bitişi birleştiriyorum zincirimizi çekerek başlamıştık zincirimin en üst yerindeki kısmına giriyorum şu şekilde alarak geçiyorum bakınız ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen zincirimin dibine bir tane batarak ikili trabzanımı örüyorum ve bu sıramızda buradaki trabzanlarımızın hepsine ikişer defa trabzanımızı örerek büyütüyoruz. İki defa battım. Yandaki trabzanımı da aynı şekilde batıyorum. Bir. Bakınız tekrar aynı yuvaya giriyorum. İki. İlerliyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Sıradakine batıyorum aynı yere ikinci kez batarak trabzanımı örüyorum. Bütün trabzanlarımı ikişer defa dolaşarak tamamlayalım. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. Bütün trabzanlarımı ikişer defa örerek tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üç tane zincir çekmiş olduğum yerin en üstüne yine batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Yandaki trabzanın üzerine bir sık iğne örüyorum. Bir sonrasına 3 4 5 tane trabzanımın üzerine sık iğne mi ördüm tam 5 tane bu tarafa doğru ilerledim şimdi bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere bakınız bir zincir çektim sık iğne yapmış olduğum yere tekrar giriyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4. 5 6 7 tane trabzanımı örerek bir tane ayıcığımın kulağını yaptım ve bir tane zincir çekiyorum bir tane zincirle çıkmıştım bir zincir çekiyorum hemen aynı yere o bir zincirimi de batırıyorum ve ayıcığımın kulağından bir tanesini bu şekilde örüyorum ve şimdi e, sıradan devam ediyorum sık iğne örmeye 1 2 3 4 5 ve 6. 6. sık iğnemin üzerine bir tane zincir çekiyorum ve başlıyorum tırabzanlarımı doldurmaya. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer kulağımıza da 7 tane trabzan örmüştük. Bu kulağımıza da 7 tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere 7 trabzanı ördüğüm yere girerek batıyorum. Ve ayıcığımızın iki tane kulağının her ikisini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıkı iğnelerimizi örerek çevresini tamamen dolaşıyoruz her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum sadece sık iğne Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Mavi iple artık daha fazla ben Büyütmek istemiyorum kulağımda yaptıktan sonra son sık iğnemi örüyorum Son sık iğnemi ördükten sonra başlangıçtaki ilk sık iğnemin üzerine batıyorum ipimi çekiyorum ve buradan geçiriyorum bir zincir çekip makasımla kesiyorum Kestiğim ipi Arkasına görünmeyecek şekilde Geçiriyorum Ve ikinci rengime başlıyorum ayımızın yüzünün çalışmasını yapacağımız rengimize başlayalım tabi dilediğiniz renkle örebilirsiniz yine sihirli halkamızla başlayalım ipimi şu şekilde parmağımın orta parmağım üzerine koyuyorum altından dolaştırıp üzerine bir çarp işareti yapıyorum ve elimi şu şekilde baş parmağımda koyduktan sonra her ikisinin arasında kalan ipimi örmeye başlıyorum tığımı şu şekilde girdiriyorum ve ipimi alarak başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektikten sonra ipimi parmağımdan çıkarıyorum bakınız kısa kenarı diğeri yuvarlak her ikisini şu şekilde kavruyorum ve başlıyorum sol elimden tarafa doğru trabzanlarımı örmeye Zincirimle birlikte iki trabzanım oldu. 3 4 5 Diğer çalışmalarımızdan kalan iplerimizi bu gibi yerlerde değerlendirebiliriz. Elimizin altında renk seçeneğimiz fazla oluyor böyle olduğu zaman. Evet, dolduruyorum. Halkamın içerisine Bakınız kısa ipim halen rahat bir şekilde. 2, 4, 6, 8, 10. 11 ve 12. 12 tane yapalım yeterli. Sıkıştıralım. 12 taneyi tamamladıktan sonra ve başlangıç zincirimin üzerine en üst noktaya gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. Sadece ipimi alıyorum. Diğer ilmeğimin arasından geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekerek makasımla kesiyorum ipimi arkada gizliyorum ve e, yüzümüzün çalışmasını buradaki çalışmamızın üzerinde yapıyoruz ayıcığımızın gözlerini çalışmaya başlayalım hemen kulağımızın yakınından bakınız şu şekilde çapraz olacak bir şekilde yapmaya başlayalım geniş geniş alalım sarma yöntemiyle gözlerimiz istediğimiz büyüklükte yapalım. Evet, gözümüzün bir tanesi tamam. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Diğer gözüme geçmek istiyorum. Diğer gözümü de şöyle sararak devam edelim. Elimle de düzeltiyorum. Evet gözümüzün her ikisini de çalıştık. Şimdi burunla ağzına çalışmaya başlayalım. Evet yüzümüzü de çalışmaya başlayalım. Yüzümüzü bakınız önceden dikmedim. Sadece arkadan ipimi devam ettirip gelip bir tane ağız yaptım. Şöyle gülümseyen bir ağız ve bu ağzın etrafından dolaşıyorum alt tarafına doğru geliyorum. Evet, şimdi birazcık daha yukarıya gülümseyen bir yüz ifadesi bırakmak istiyorum. Yine diğer batığım yere gelerek tamamladım. Bakınız gülümseyen bir yüzümüz oldu. Tam ortalayarak burnumuzun üzerine doğru yukarıya çıkmak istiyorum. Tam ortaladım. Yukarıya doğru şöyle bir ifade bırakalım. Evet bakın. Burada ağzımızdan yukarıya doğru çıktım. Şimdi en üst kısma geliyorum. En üst kısma şöyle biraz daha açıyı büyüteyim. Ve diğer tarafa doğru genişçe batıyorum. Aşağıya doğru daralıp burnumuzu da üçgen bir görüntü kazandırıyoruz. bir tane daha batalım. Ve burnumuzu da bu şekilde tamamlamış olalım. Evet örmüş olduğumuz minik ayıcığımızı da dikerek şapkamızı tamamladık. Sadece iki sıra düz e, trabzanımızı örerek bir tane de papyon ördüm. Ortadan tam ortalayarak bağladım ve arkadan güzelce diktim. Ve şapkamızı ayıcığımızla birlikte tamamladık. Kullanılmaya hazır hale geldi. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.